Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Galatasaray'ın Bayern Münih'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın yankıları sürmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere iki maç, biri 3-1, diğeri 2-1. Kıyasıya rekabet, yani kıran kırana maç ancak e, insanları en çok üzen noktada bu Galatasaray'ın kıl payı kaybetmiş olması iki karşılaşmada. E, i̇lk karşılaşmada biliyorsunuz e, Okan Hoca'nın ee, geç değişiklik konusu eleştiriliyordu Bu karşılaşmada bu kez 3 e, cephe var diyebiliriz Aslında e, bir takım Taraftarlar işte e, Hakemin kararlarını eleştiriyor e, Bir takım taraftarlar e, Okan hocanın değişiklikleriyle alakalı Şikayetçi e, Nelson hamlesi özellikle e, Bir takım taraftarlar da Halinden memnun Bayern Münih deplasmanı Herkesin fark beklediği bir deplasmandı Bu deplasmanda bu oyun gayet iyi bu skorda artık olsun deyip hani kafası rahat bakan bir taraf var. 3'e bölünmüş durumda şu anda Galatasaray taraftarı. Karşılaşmanın ardından neler oldu bunları konuşacağız. Ama onun öncesinde kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone ol butonuna basarsanız sevinirim diyeyim ve hemen en önemli kısımlardan biriyle başlayayım. Yani sosyal medyada çok görüyorsunuzdur Okan Hoca'nın o e, ettiği küfürler işte maç esnasında ve maçın sonuna doğru e, Bununla alakalı Okan Hoca'ya bir ceza gelecek mi gelmeyecek mi? Bu konuşuluyor e, Sosyal medyada hani algı yapan bir tip profiller oluyor ya, Örnek veriyorum işte karşılaşmanın ardından bunları kesip UEFA'yı et, e, etiketleyenler vesaire Bunlar yapıldı ve e, bir nebze işe yaramış diyebilirim Çünkü Portekiz basınında e, Portekiz'in önemli bir e, kuruluşlarından bir tanesinde e, Okan hocanın Küfürünün nasıl yanlış yansıtıldığını Yani küfürü tabii ki de desteklemiyoruz Küfürün nasıl yanlış Yansıtıldığının eserini Gördüm ben Okan hoca ırkçı olarak Nitelendirilmiş ve e, Birkaç hesap bir tanesi Beşiktaşlı bir tanesi Fenerli Sitede zaten e, iki hesapta açık açık Gözüküyor e, İşte bilmem ne çocuğu portekizli Değil hani kişisel hakem Bazlı bir küfür değil ...Portekizliler şeklinde tweetleri atmışlar ve bu tweetler Okan Buruk Portekizlilere küfür etti, ırkçı küfürlerde bulundu şeklinde e, yansıtılmış. Bu konuyla alakalı Portekizlilerden de tabii ki de e, isyanlar var, şikayetler var. Bu konuyla alakalı e, hakemlerin gözlem raporu çok önemli çünkü hadi diyelim hani Türkçeleri anlamadı arada e, İngilizce küfürler de var. Bu konuyla alakalı yani... Umarız e, Okan Hoca e, almaz ceza ancak dediğim gibi sosyal medyada yapılan algılardan dolayı Portekizlilerin kafası karışmış ve tamamen kendilerine halk olarak Portekizlilere edilmiş küfürler var e, zannediyorlar ve bu şekilde bir algı oluşturulmuş diyelim. Okan Hoca ile alakalı kısım bu şekilde maçla alakalı e, oradaki Harry Kane'in pozisyonu ve onun yanı sıra Alfonso Davies'in e, pozisyonu. Ben bu konularda çoğunluğa katılamayacağım. Tekrar tekrar seyrettim. Bana göre Davies'in pozisyonu hala hani faul değil. E, orada kırmızı kart bekleyenler var. Ancak ben pozisyonun faul olmadığını düşünüyorum. Orada bir e, sarı kart da beklemiyorum açıkçası. Harry Kane'in golüne gelirse, Harry Kane'in golünde de eski FIFA kokartlı hakem Manuel Greif'ı yani çoğunuz Tottenham Beşiktaş maçı Galatasaray'ın birkaç maçından hatırlıyordur. Amili takımımızın maçlarını öğretmişti ve e, oyunu böyle durdurmadan e, iyi oynattığına dair hep yorumlar var kendisiyle alakalı. Çok da beğenilen bir eski erken. E, yaş kararına takılıp kendisi emekli edilmişti. E, onun yorumları var mesela bu pozisyonla alakalı. Harry Kane'in golüyle alakalı. E, i̇lk işte Harry Kane'i kontrol ediyorlar diyor. Ardından peki neden ikinci kontrol yapıldı? Orada da Müller'le alakalı bir kontrol yapıldığını söylüyor Manuel. Ee, bu konuyla alakalı da hani ben de o pozisyonun açıkçası temiz olduğunu düşünüyorum tartışılabilir. Ancak temiz Alman taraftarlar da bu konuyla alakalı bu hakem kararlarından sonra e, Galatasaraylı taraftarların neden kendilerine saldırdığını e, soruyor. Ve bir e, Bayern Münih taraftarı şöyle demiş yani bu hakem kararlarıyla alakalı... Bunları destekliyoruz diye neden bize ırkçı saldırılar yapılıyor ki bu tarz küfürler ediliyor? Şu işi çözelim, Mesut Özil aramızda ara buluculuk yapsın demiş mesela bir tane Bayern Münih taraftarı. Yani gerçekten bu hakem konusuyla alakalı bir yandan da işler çığırından çıktı. E, sosyal medyada inanılmaz yani küfürler dönüyor gerçekten. E, ancak bunları yapmamamız gerekiyor, örnek profil olmamız gerekiyor. Ki daha demin de konuştum hani Okan Hoca'nın e, küfürleri bunlar iyi bir şeymiş gibi sosyal medyada paylaşılıyor ancak e, Okan Hoca'nın ceza yeme ihtimali var. Bunu söyleyeyim. E, adamlar da rahatsız olmuş. Almanlar da diyor ki yani bir ara bulculuk yapalım. Ortada bir şeyler var. E, Mesut Özil gelsin hani arada bu problemi düzeltelim diyorlar. Ve bu şaka değil yani ciddi olarak böyle bir şeyi konuşuyorlar. E, dediğim gibi hakem kararlarıyla alakalı tepkiler var. Ancak... Bence şapkayı önümüze koyup hani bir bakacağımız yerler oyuncu değişiklikleriyle alakalı. Mesela Nelson'un girişi. Bu tip maçlarda, bu tip rakiplere karşı, örnek veriyorum hata yapmamanız gereken rakiplere karşı stoper tandeminizi bozmamanız gerekiyor bana göre. Bu bir yani orada iyi anlaşmış zaten Davinson'un Abdülkerim. Yani onun bozulmaması gerekiyordu. Nelson da bu şekilde yaptığı bir hatayla tabii ki de Morali toparlanmaya çalışırken günah keçisi ilan edildi. Yani Nelson'un içinde sıkıntı. Bir de oradaki pozisyonda ben Davinson'a da bu arada sinirlendim. Maç boyunca mükemmel okey ancak o e, Harry Kane'in attığı ikinci golde Davinson Sanchez hiç çevre kontrolü yapmıyor. Arkasında adam var mı yok mu bakmıyor. üç kişi bir adama yönelmiş. Arkasındakini görmüyor. Eğer arkasında zaten Kane'in olduğunu görse ya yanına gider ya da biraz daha öne gider. Onunla alakalı müdahale yapardı ancak... Artık orada yorgunluğa mı veririz, neye veririz bilmiyorum. Ana hata e, Nelson'un diyelim ancak orada bence Davinson'un da hatası var. Oyuncu değişiklikleriyle alakalı oradaki sıkıntılı kısım Nelson'un girişi. Sol beke Kazım alabilirdiniz orada. Onun yanı sıra hücum attı inanılmaz kötüydü Galatasaray'ın. Wilfried Sağ ilk yarıda pasif kalmasının nedeni atağın diğer taraflardan akmasıydı ancak ikinci yarı kendisi de pasif kaldı. Ziyech olmadı. Icardi olmadı. Kerem Aktürkoğlu herhalde peygamber sabrı var Okan Buruk'ta. Ee, Kerem Aktürkoğlu'na 90 dakika tahammül edebilmek inanılmazdı. Dün ee, Kerem Aktürkoğlu da kesinlikle gününde değildi. Ee, pres normalde hani pozisyona girer pres yapar diyoruz ancak gene olmadı. Kerem Aktürkoğlu 10 numara pozisyonunda istenilen verimi alamıyor. Burada artık iş Okan Hoca'ya düşüyor. Kerem'i tekrardan solo koyar. Zayimi onda dener. Zayı sağa Kerem'i sola mı atar? Nasıl olur bilmiyorum. Icardi yani iğneyle oynamasın, oynamasın, oynamasın diyoruz. Abi gerçekten Icardi bu karşılaşmada etkisizdi ve pozisyonlardan yararlanamadı. Pozisyonlardan yararlanamanız, yararlanamadınız. Gene cezalandırıldınız. Galatasaray'ın en büyük problemi bu zaten. Pozisyonlardan yararlanamayıp sonra maç sonrasında cezalandırılmış bir skor atamayanı atarlar. Yani neredeyse tüm karşılaşmalar böyle geçiyor. 2-3 tane pozisyondan yararlanılamadı. 80'e kadar ortada bir oyun var diyelim. Ancak e, kesinlikle Galatasaray bu mağlubiyeti hak etti mi? Hak etmedi. Ancak Bayern Münih gibi takımlar böyle hatalarınızda direkt fişi çeker. Ben dediğim gibi hani e, Davies'in pozisyonunda da Kane'in pozisyonunda da öyle kritik bir hata olduğunu düşünmüyorum. Ek olarak şimdi bazı taraftarlarda mesela Kaan Ayhan'ın çıkmasını e, anlamsız bulmuş. Cedric Bakan bu e, gerçekten hani artık hakkını verdi. Bakan bu ile alakalı daha fazla süre alması gerektiğini ve güvenilmesi gerektiğini söylemiştik. Bakan bu artık Hatay Spor maçında ilk 11 çıkmalı. Bu karşılaşma iki kişiye yaradı. Galatasaray için gerçekten iki artısı var. Angelinho ipin ucundan döndü diyebiliriz Angelinho. Çünkü 3 maçı kalıyordu bu karşılaşmayla birlikte hani opsiyonun alınması için, opsiyonun devreye girmesi için. Bu karşılaşmada da kötü oynasaydı Angelinho'nun artık hiçbir şansı kalmazdı. Fakat Angelinho artık yavaş yavaş gerçek oyununu göstermeye başladı. Bu maç Angelinho'nun kaderini değiştirebilir. Artık Galatasaray'da Angelinho'nun terazisine baktığımız zaman kalması Kalmamasından daha yüksek seviyeye çıktı diyebiliriz. Bayern Münih maçında gösterdiği performansa Ancak Hatay Spor maçı da önemli bir referans olacak Angelinho'nun kalıp kalmamasıyla alakalı. Bu maçın iki kazananı var. Angelinho ve Bakanbu. Bakanbu ile Angelinho bu saatten sonra özgüvenlerini de toplamış bir şekilde Galatasaray'a daha faydalı olacaklardır. Ve gerektiği karşılaşmalarda gördüğünüz gibi Icardi'nin iğneli oynamasındansa... Bakan bunun oynaması her zaman daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, anonsumu da yapayım biliyorsunuz. Bir önceki videoda e, açıklandı ee, imzalı tişört kazanan isimler hemen alt açıklamasında bırakıyorum bu videonun da bir önceki videonun açıklamasında da var. Oradan kontrol edebilirsiniz. Bu ayda sevdiğiniz futbolcunun imzalı tişörtünü kazanmak istiyorsanız kanala abone oluyorsunuz, abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz ve videoyu Beğeniyorsunuz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.